Kumanda sorularımızın içerisinde bir tane soru vardı. İşte 5 tane butondan 3 tanesine mi? 5 tane butondan 5 tanesine, 5 tanesine sıralı bastığınız zaman işte çıkışta bir tane kontaktör çalışacaktır. Orada sayıcı olmadığı için veya biz sayıcıyı kullanmadığımız için işte birbirlerini tetikleyen birçok kontaktör kullanmıştık ve bir sürü eleman vardı devrede. Bunu PLC ile çözelim ve soruyu biraz daha karıştıralım, ağırlaştıralım. Yine elimizde 5 tane butonumuz olsun. Input 0.0'da, input 0.1'e kadar, input 0.4'e kadar. Input 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Bu butonlarımız karışık olarak duruyor. Yani üstlerinde aslında böyle bir etiketleme yok. Bu 5 tane butondan 5'ine birden sıralı bir şekilde bastığımızda çıkış vermesi istediğimiz bir devre olsun. Örneğin bir şifreli kapı kilidi. Tamam. Eğer ben birinci basınçta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci basınçta bunlara parça bulursam sırayla çıkış versin. Eğer bunlara sıralı basmazsam, örneğin önce gelip buraya, sonra buraya çıkış vermesin. Burada 5. butona basıldığını anlayabilmek için bir tane sayıcı devresi kullanacağız. Yani 5. butonuma basıldığını bana bunu söylemesi lazım. Ne yaparız? Sayıcı ama şöyle bir durum da var. Bir tane sayıcı kullanacağız ama ne yapacağız? Sayıcının girişine bu butonların hepsini paralel bağlayacağız. Yani hangisine basılırsa basılsın sayı değerini bir artırsın. Gelelim. 00, 01, 02, 03, 04'ü 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4'ü hangisine basarsam basayım. C1, CTU sayıcımı saydırsın. Şimdi bu yapıyı ben ileride daha kullanacağım yerler olacak. Başka yerlerde de kullanacağım yerler olacak. Her birinde bunları böyle birbiri peşine paralel dizmeyeyim. Ne oldu? Hangisine basarsam basayım şey yapacak, adresini getirin, çıkış çalışacak. Yani sayıcı düzeltiyorum, sayıcı bir sayıda. Onun yerine diyorum ki, input 0.0, input 0.1, input 0.2, input 0.3, input 0.4. Ben bir yerde geleyim, bununla merkez 0.0'ı çalıştırayım. Farklı butonlardan hangisine basarsam basayım, merkez 0.0 çalışacak mı? Evet. Çalışacaktır. Yani şu yapayım, bu paralelliği her yerde artık ne yapmayacağım? Ha. Kullanmayacağım. Onun yerine bu paralelliklere ben neyi kullanacağım? Merkez 0.0 kullanacağım. Tamam. Merkez 0.0 kullanacağım. Sayıcı sayıyor mu? Yani herhangi bir butona bastığımızda sayıcı sayacak. Önce çalıştıracağım buton bir şey benim hangisi? Eleman hangisi? Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Benim için önemli olan burada ne? 5 butonun sonucu. Öyle değil mi? Yani 5 butona sonuçta doğru basıp bastım. Bu içerideki sıralamayı ben Q'ya atamasam ne olur? Yardımcı bir elemana yani merkeze atayım. Öyle değil mi? Sonuç itibariyle bu sıralamanın sonucu benim için önemli. Sıralamanın o an nasıl olduğuna bakmak beni ilgilendirmiyor. Yani bana bir şey sağlamıyor. Ne yapsın bu? Setlesin merkez 0.0. Hangisi bu? Input 0.0'a bastığında merkez 0.0'ı setlesin. Heh. Merkez 0.1. Ne? 0.1 alıyor. Ha, kullandık değil mi? O zaman bunu şöyle bir şey yapalım. Merkez 1.0 yapayım. Tamam mı? Bunda merkez 1.0 yapayım. Doğru kullandık. Merkez 0.0 setlesin. Tamam. Eğer merkez 0.0 çalıştıysa, öyle değil mi? Input
0.1 Sevdesin Merkel 0.1 Burada ne oldu? Burada ne oldu? Eğer ben bundan önce 0.1 butonundan önce bu butona bastıysam bu çalışabilsin. Öyle değil mi? Yani eğer ben bu input 0.1'e basmadan önce input 0.0'a basmışsam buradaki kontağını kapayacaktır. Bu çalışacaktır. Örneğin daha önceden buna basmadım. Yani yanlış bir sıralamayla gidiyorum. Gelmedim direkt buna bastım. Çalışacak mıdır? Evet. Çalışmayacaktır. Niye? Merkez 0.0 açık. Peki bu kime yol verecek? Bir sonraki butona. Öyle değil mi? Bu çalışmışsa bir öncekinde, bir sonrakinde buna yol verecek. Yine 0.3 bu merkez 0.3'e yol verecek. Merkez 0.3 ise merkez 0.4'e. 0.3'ün bir noktada değil mi hocam? Düzeltiyorum, haklısın. Şunların altında 1 var. Bu bana neyi sağladı? Bu bana şunu sağladı. Örneğin geldim direkt buradan başladım. Buna başladım. Tamam mı? Bastım, çıkış verdi mi? Vermedi. Ha, daha sonra düzgün sıralamaya döndüm. Yani döndüm buna ama 5. sayı yetmeyecek. Birini yanlış kullandı çünkü. Öyle değil mi? Yani en iyi olasılık birinde hata yaptı. Örneğin buna düzgün bastı, geldi buraya bastı. Çalıştı mı? Çalışmadı. Geldi buna tekrar bastı. Çalışacak ama 5. bunu çalıştıramayacak. Yani bu 1. basışta, 2. basışta, 3. basışta, 4. basışta ve 5. basışta devreye girecektir. Anlaşıldı mı? Burada şöyle bir sıkıntım vardır. Butonların gelip 5'ine birden basacak olursam aslında bu sistem çalışır. Öyle değil mi? Yani geldim niye? O an hangisi yol verirse butonlardan elimi çekmiyorum ya. Yanlışla bassam farklı çalıştı. Sonra hala butona elim basılı olduğu için bu çalıştı. Elimi çekti mi butonlardan? Çekmedim. Sayma işlemi yapar mı? Yapmaz. Sayma işlemini ne zaman yapıyor? Basıp çektiğimde. Anlaşıldı mı? Evet. Dediğimi anladınız mı? Butonları, burada buton var 5 tane, geldi bir şey üstüne bastı. Peşine birden. Sayıcı kaç sayacak? 1 sayacak. Öyle değil mi? Evet. Sayıcı 1 sayacak mı? 1 sayacak. 1 saydığı için o an bu kapandı. Anlaşıldı mı diğerleri? Bunlar benim evde çalıştıracaktır. İstenen bir şey mi? Değil. O zaman bunu nasıl engelleyelim? Bir bakın buraya. Hocam birbirlerinin açığını koysak. Olmaz. Şöyle önce bir salla süs, ondan sonra şey yapalım. Kapasını koyalım. Süleyman. Yani bunu aldım uyumadı, alayım bunu alayım uyumadı. Tek tek deneyeceğiz mi bunu? Akşama kadar çıkamayız buradan. Saksı çalıştırın açık. Hocam, C1 karşılaştırıcı kod sayıcının ikinci basıştaki kontağını mesela merkez sıfırı numara koysak, üçüncü basıştaki numara koysak, dörtteki numara koysak. Aferin. Dedin anladınız mı? Tamam diyecekti. Yemem ben ya. Sesi buraya kadar gelmiyor. Şimdi ilk önce P'ye bir deneyelim. P olacak mı? Dediğini ben anladım. Birazdan öyle yapacağız. Hocam. Şuraya P'ye koyalım. Buraya koyduğumuzu düşünün. Tamam mı?
Bütün butonlar basılı mı? Basılı. Basılı olduğu için merkez bir sıfır devrede mi? Devrede. Sayıcı bir saydı mı? Evet. Sayıcı bir saydı. Sayıcı bir sayınca. Sayıcı bir. Burası kapalı mı? Kapalı. Çalıştı. Kapalı. Çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, kapalı, çalıştı, kapalı, kapalı, çalıştı. P'ye yemedi, aynı çevir. P'ye yemedi. Şimdi P'yi butonların önüne koyalım. Şunların önüne. Bastım. Merkel 1.0 çalıştı mı? Çalıştı. Çalıştı. Burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadı. C1 dedi mi? 1 dedi. Aynı şeyi yapayım bakın. Kapalı mı? Kapalı. Kapadı. 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 Aynı şey oldu. Bu da yemeli. Şimdi yine yapalım. Şunları siliyoruz değil mi? Evet. Bundan başka çözüm olan var mı? Evet. Başka bir çözüm önerisi olan var mı? Şuraları daha düzeltelim. Evet, dediğini yapalım. Olay şu, diyor ki, hocam diyor, C0'sı buna çalışsın. Düzeltiyorum, C1'si buna çalışsın. C2'ise bu çalışsın, C3'ise bu çalışsın, C4'ise bu çalışsın, C5'ise bu çalışsın. Öyle değil mi? O zaman neye koyacağım bunu? C1 eşit integer'sa 2'ye. C1 eşit integer'sa 2'ye, C1 eşit integer'sa 3'e, C1 eşit integer 4'se, C1 eşit integer 5'se. Şimdi butonların hepsi aynı anda bastığımızda sayı sadece 1 olacak. Öyle değil mi? Evet. Sayı 1 olduğu için input 0.0 çalıştı mı? Çalıştı. Basılı. Çalıştı mı burası? Çalıştı. İndik aşağıya. Kapalı. Açık. Kapalı. Hepsine bastık butonları. Sayı 2 mi? Evet. Sayı 2 mi? Değil. Çalıştı. Güzel bir çözüm çıktı buradan. Anladın mı herkes burayı? Tamam. Başka yine PVD kontaklarla belki bir şeyler düşünebiliriz buraya. Ama bu da gayet mantıklı. Anlaşıldı mı? Yani diğerleri şuraya çalışacak ama diğerleri çalışmayacak. Ha, şöyle de bir şey diyebiliriz. Bunu da kaldırabiliriz. Şu kadar bunların hepsini de silebiliriz. Bir kere de ha, o öyle şöyle bir şey olabilir. Adam 1-2'yi doğru getirdi. Ondan sonra bastı. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani 1'i saydığında 2'yi saydığında ondan sonra bastı. Hani şöyle bir şey olabilir. Kıyıdan köşeden gördü ilk 3'ü. Son 2'yi bilmiyor. İlk 3'ü yazdı. Son 2'yi aynı anda bastı. Şu C kontakları burada kalabilir. Bu sıralama doğruysa. Tamam mı? Bu sıralama doğruysa ben bir yere çıkış verdiğim. Nereye çıkış verdiğim? Q0.0'a doğru. Yanlışsa Q0.1'e çıkış verdiğim yanlış. Buraya neyi koyacağım doğru veya yanlış olduğunu göstermek için? Doğru. Eğer merkez 0.4 çalışıyorsa, öyle değil mi en son? Merkez 0.4 burayı kapadı mı? Evet. Kapadıysa doğruyu çalıştıracak. Kapamadıysa? Kapalısı üzerinden ulaşacaksın. Hayır, çalışmadı bak. Yanlışı şey yapıyoruz, sorguluyoruz. Yanlışsa burada kapalı mı? Kapalı, yanlış yazacak.
Doğruysa burayı bakacak, doğru yatacak, aşağıya atacak. Anlaşıldı mı? İyi, piyasiran yaptığınız zaman devamlı çalışıyor. Onun devamlı çalışmasını nasıl engelleyebiliriz? Yanındaki dürtükmüyordur ama. İntecer, integer'in hocam hani 5'e kadar saydık. 5 eşit mi? Neye bakalım diyorsun? Tamam. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu 5'e saydayım. Bak sayıyı 5'e saydayım. Şuraya da 5'in cebirin kontağını koyayım. 5'e koy. Hangi integer yapmış? Sen şunu koy diyorsun. Öyle değil mi? Evet. Olabilir. Merkez sıfır için de kontağını koyabilir miyim? He? Merkez sıfır noktası için açık kontağ. Niye? Çalışmadıysa ne olacak? Ya illa buraya kadar geldi diye bir şey yok. Hocam buraya kadar geldi, soru yapamadı. Yok öyle bir şey. Belki baştan tersten gitti belki. Bilemezsin ki. 5 yaptık. Sayı 5 oldu mu? Oldu. Sayı 5 olunca merkez 0.4 eğer çalışıyorsa burayı kapadı. Burayı doğruyu çalıştırdı. Aşağıya açtı. Çalışmadı. Yanlışsa burayı kapadı. Yanlış çalıştı. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi soruyu biraz daha enteresan hale getirelim. Bu bir kapı olsun. Burada 5 tane buton oldu. Buton grubu olsun. Kapının buraya bir tane de switch atalım biz. Tamam mı? Kapının açılıp açılmadığı varsa var ya bizim atölyede kırmızı ışık yanıyor. Tamam mı? Şimdi kapıyı eğer açtıysak sonuçta merkezler setlendi burada bir süre. Öyle değil mi? Evet. Bu doğru dediğim şey, bu kapıya bir tane kilit atalım biz. Tamam mı? Şimdi kapılara kilit atabiliyorlar şeye, o dilin girdiği yuva var ya, dilin girdiği yuvaya küçük bir tane mekanizması var. O mekanizmayı atabiliyorlar. Yani normal ev kapısına da, ahşap kapıya da bunu kullanabiliyorlar. Doğruysa şu Q00 ev lambayı yaksın. Tamam mı? Doğru lambasını, şuna yanlış lambası diyelim. Hem doğru lambasını yaksın, hem de oradaki şeyi çektirsin. Dile. Tamam mı? Kapıyı açmak için, girmek için kapıyı açmışsa bunların hepsini birden ne yapalım? Resetletelim. Buraya ne diyelim? Switch diyelim. Bir tane switch. Yani switch ne yapsın? Switch gelsin. Merkel 0.0'ı resetlesin. Bu sefer kaç bit resetledin? 5 bit. Tamam. Yani bu ne demek? Kapıyı açtım, bir sonraki çalışmaya hazırım. Tamam mı? Şimdi ben şifreyi yazdım. Kapı açıldı, girmeden gittim. Tamam mı? Ne hayda? Hocam niye gittin? He? Açtınız da niye gittiniz? Unuttum gitti. Benden sonra bir tane beleşçi gelip kapıyı girer. Varsayalım bu istihbarat teşkilatının gizli şeyi var ya, bozuk odasının şeyi. Kapısı. Yani yapacağımız şeyi düşünelim hocam. Kilit kapı düşünelim mesela. He. O hani uzun anahtarları var ya onlar. Onlar yani şu şöyle şöyle 2-3 tane. Tamam biliyoruz. Tamam işte onlara hareket ettirsin. Açık ya. Yani. Tamam. Sana öyle bir şeyin problemi tasarla. Çöz önümüzdeki hafta gel perşembe günü burada anlatacaksın öğleden sonra. Ya anlatma ne? Tamam işte anlatacağım. İlk seçimi kurumu tamam. Açmadan gittim. Kapıyı açmadan gittikten sonra kapı bir müddet sonra kendiliğinden resetlensin. Öyle değil mi? Kapı örneğin 5 saniye sonra resetlensin. Ne yapsın diye bir bak buraya. Cemil bir tane T37 5 saniye zaman bölgesi devreye soksun. Bu 5 saniyelik zaman bölgesi ne yapsın? Bu 5 saniyelik zaman bölgesi gelsin merkezleri resetlesin. Anlaşıldı mı? Merkezler nereden çıktı mı? Yani merkezler nereye çıkıyor? Kapıyı açınca çıkıyor. Anlaşıldı mı?
Merkezler P37 ile birlikte devreden çıkıyor. Yani size şu sorum var. Bu normalde açık mı, normalde kapalı mı? Şeyi göster. Switch. Şu anda normalde açık kullandık mı? He? Evet. Normalde açık kullandık mı? Evet, bilmiyorum. Normalde açık. PLC girişi ne? Sıfır. Sıfır olduğu için bura açık mı? Reset basar mı? Basmaz. Neden onun basmasını istiyorum? Kapı açıldığında. Kapı açıldığında buton bastı mı? Evet. Bastı. Burayı kapadı mı? Kapadı. Kapadığı için burayı resetledi mi? Kapalı koyarsak ne olur? Bak şimdi. Açılır. Kapalı koyarsak kapı kapalıyken sıfır mı? Evet. Sıfır. Sıfır olduğu için kapalı kalır mı? Evet. Reseti basar. Halbuki kapı açılınca reset basmasını istiyorum. Şimdi yine zaman ölçüsü devreden çıkarttım mı Erker'le? İyi de ilk elemanım devrede kaldı benim. Evet. Hangisi? Sayıcı. Sayıcı. O zaman benim sayıcıyı yine aynı koşullarda, yani switch'le veya T37 ile çıkarmam lazım devrede. Şu anda kapıdan içeri girdik mi? He? Girdik. Hadi soruyu ilave bir şeyler getirin. Butonda her basışımızda bir tane bu ve sarı lamba yansın. Sarı lamba, butonda her basışımızda sarı lamba yansın. Butonun elimizi çektiğimizde sönsün. Nasıl yapacağız? Bu gayet basit. Merkel 1.0 her basışta yanıyor mu? Evet. Eğer ben buna gidip bir tane sarı lamba çalıştırırsam butonu her bastığımızda sarı lamba yanacaktır. Bir dakika hocam, her doğru bastığım butonu yoksa? Fark etmez, her basışta. Yani buradan ben şunu çözmeye çalışıyorum. Butona tam bastım. Öyle değil mi? Yani olabilir, bazen butona tam basmış basmayabilir. Sarı lambayı yandığını göreceğim. Yok, burada ben... Burada buton sağlaması yapıyorum. Tamam. Şimdi sayı 5'e geldiği zaman da bu sarı lamba artık C'ye yansın. Bitti diye. Anlaşıldı mı yani? Şey bitti. 5'inciyi bastığım anda ne olacaktır? 5'inciyi bastığım anda sayı 5 olacaktır. Bu ne yapacaktır? Sarı lambayı yanacaktır. Artık 5'inci basışta elimi çeksem dahi sarı lamba yanmayı sürdürecek. Bunu ben ne olarak görüyorum? Kardeşim tamam, bütün anahtarlara bastım. Tamam. Hem burada doğru yanlışı göreceğim, hem de buton sağlamasını basıp basmadığımı orada göreceğim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey sorsam. Butonlara basıyoruz ya sırada. Evet. Bir butondan elimi çekip öbür butona basmam arasındaki süre 2 saniyenin altında olsun. Hadi bakayım. Mantıklı. Yani butonlarda basarken butonların basışım sırasında 2 saniyenin altında olsun şey. Düşünme süresi olmasın. He? Düşünme süresi olmasın yani başka bir şey. Yani. Bir tane son olmamışsa. He. Şey, büyük sadece bir karşılaştırıcı olacak. Şimdi şöyle yapalım. Büyük şöyle bir şey yapalım. Bak. Bir yine T38 yeri. Şöyle bir şey yaparsam. Bakın şimdi top zaman yüzü kullanırsam. Bastı mı butona? Çıkış verdi mi top? Çıkış verdi mi? Çıkış verdi. Tamam mı? Çıkış verdiği zaman kontaklar konum değiştirdi mi? Değiştirdi. Neyi sayacak kontaklar? Butondan elimi çektiğimde 2 saniye sayacak. 2 saniye içerisinde bastım. Basamadım, kontaklar eski haline geldi. Bir de şöyle bir şey ekleyelim. Hocam, butondan devamlı parmağa basılırken süre şey yapsın, saysın aslında. Yani şöyle yapalım. Düşündeki şuna basamazsın yine. He. Butona basar, butonda eğik alırsın.
3-5 saniye kalabilir. O zaman butondan elimi çekmeden bağımsız olarak getirebilmek için buraya ne koyarım ben? Okey koyarım. Yani bastığım anda zaman ölçüsü devreye girer. Kontaklar bunu değiştirir. Artık 2 saniye saniye başlamışıdır. 2 saniye içerisinde butonun işlem yaptı yapamadı. Silah da yok. İyi de bunu nasıl devreye şey yapacağız? Adapte edeceğiz. Hadi bakayım. Var mı neyi yorum olan? He? İlk. Hocam bu doğru şey girildiği zaman ne olacak? Yoksa herhangi bir yanlış. Her butor. Hayır şimdi bak. Sırdı buraya gözükmeyin. Burada değil ha çözümü. Kim? Çözüm burada değil. Hocam topu kontakları buraya koyayım değil. Nereye? O. M1 şuraya mı? Bu ne biliyor musunuz mu? M1.0'ı koyma nedeni ne biliyor musun? Herhangi bir ucundan bastığında M1.0 yerine giriyor mu? Evet. Yani buna da bassam zaman ölçüsüne soracak, buna da bassam hangisine basarsam basayım zaman ölçüsü devreye girecek. Mantık o. Evet. Hocam bütün N05, N02, N03, N04'ün başın netinden T38'in açını yukarısak ama şey var, herhangi bir kontak olacak değil mi? Hocam şurada... Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Dinle. Bak. T38'in normalde kapalısıyla Mollberg şeyinde 5 sayısını C1'e atarsam. Bunu bir bakın şimdi. Dinle. Zamanı kaçırdın mı? Kaçırdım. Zamanı kaçırırsam ben eğer bu kontak kapayacak mı? Kapayacak. Öyle değil mi? Evet. Yani 2 saniyeyi ben burada kaçırdım. 2 saniyeyi kaçırdığım zaman T38 basıncı açtı mı burayı? Bakın. Butona basıncı açtı mı? Açtı. Herhangi bir butonla ben 2 saniyeyi kaçırdım mı? Evet. Burayı kapadı mı? Kapayınca C1'e neyi yükledim? 5'i. C1 5'i gördüğü için, C1 5 olduğu için merkezleri resetletti mi? Evet. Resetletti. Ondan sonra geldi, şey düzeltiyorum. Resetletmedi. Sayı 5 olduğu için düzeltiyorum. Burayı kapadı mı? Yanlış çalıştı mı? Anlaşıldı mı? Ha, diğer sigran yaptığım zaman direkt 5'e atıyorum orada, sıkıntı o. Tamam. Bak buraya. T38'in kapalısı olmak zorunda orada. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Çünkü bastın basar basmaz kapalıyı açtı mı? Açtı. 2 saniye sayıp kapayacak mı? Kapayacak. O zaman şöyle bir şey diyebilirim ben buna. Hep devrede kalan bir şey. C1 büyük integer 0. Yani diğer sayıdan yaptığında sayı kaç? 0 mı? Evet. Sayı 0 olduğu için bu şart sağlamıyor mu? Hayır. Sağlamıyor. Herhangi bir butona ilk bastığım anda hangisine basarsam basayım sayı 1 oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Bu şart sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bu kontak kapıyor mu? Kapıyor. Ama bu kontak açık mı? Açık. Şimdi... En son kaçı saydın? 5'i saydın. 5'i saydıktan sonra butona bir daha basmayacağıma göre bu kontak kapadı mı? Kapadı. Buna bekleyen büyük mü? Büyük. 5'i atadı mı? Atadı. Zaten sayı 5'te. Anlaşıldı mı? Buna bir ilave yapalım mı? Diyorum ki 3 deneme var. 3 tane deneme sonunda 3 tane deneme sonunda 3'ünü de yanlış girerse ara ayar çalsın. He? Bulepe olsun. Tamam. Yanlışları neyle söylüyorum? Bak buraya. Yanlışları neyle söylüyorum? Q0.1 ile. O zaman sahneyi. Q0.1. Bir tane C2'yi saysın. C2'nin sayısı kaç? 3. Tamam mı? Birinciyi saydı, ikinciyi saydı, üçüncüyü saydı. Tamam. Ya şurada, burada şöyle bir şey var. Adam bir tanesi geldi, bir tane yanlış yaptı. Bir tanesi geldi, ikinci yanlış yaptı. Başka bir adam geldi,
üçüncü yanlışı yaptı. Ama yanlışı yapan o adam değil üçünü birden. O zaman ne olması lazım? Doğru yaptığımızda bunun resetlenmesi lazım. Öyle değil mi? Doğru yaptığımızda da bunun resetlenmesi lazım. Doğru ne yapıyoruz? 0.0'da. Resetlettik mi? Resetlettik. Doğru yaptığımız zaman resetlendi mi? Resetlendi. Peki bu 5 sayısı, düzeltiyorum, 3 yanlış neyi çalıştırıyor? Alarm. O zaman C2 de bir alarmı devreye soksun. Alarm çaldı mı? Çaldı. Şu durumda alarmı susturamazsınız. Evet. Hocam bir şey sorabilirsin. Manyak adamı mı yakalamak, yoksa adamı mı kaçırmak? İkisi de. Burada mantık şu. Gayet düşündüğünüz zaman mantıklı gelen, düzeltiyorum, gayet düşündüğünüz zaman basit gelen bir sorudan işin içinden öğrenci çıkamasın. Şimdi dikkat edin, deminden beri yaptığım şey ne? Parça parça düşünmek. Öyle değil mi? Şu anda parça parça düşünüyorum. Şu kısmı bir hallettik, sayma işini başka bir şekilde hallettik, doğruyu yanlışı başka bir şekilde hallettik, tamam mı? Şu Matrix filminde miydi? Adam en son baktığında 1-0 olarak görmeye başlamıştı her şeyi. Evet. Matrix'teydi değil mi o? Soru, bakın soru size, daha önce ne yapıyordunuz siz? Sorunun baştan söylüyordum. Soru altında eziliyordunuz siz. Soru size zor geliyordu. Dikkat ederseniz, şimdi ilk önce 5'e kadar sayalım dedim. 5'e kadar saydıktan sonra dedim ki size, hadi bunları bir sıralı şekilde dizelim. Ondan sonra doğruyu yanlışı yapalım. Dikkat ederseniz soruyu üstüne ilavelerle zorlaştırmaya başladım. Bu tamamen bir mantık oyunu. Gazetede bulmaca çözer gibi bir şey. Orada da bir harf buluyorsun, oradan devam ediyorsun. Burada da bir şey buluyorsun, ondan sonra üstüne koyuyorsun. Adamla da işim yok, kapıyla da benim işim yok. Tamam, adam niye? Sıfır bir kitabı güvendik, başında dikilir. Genişliği sapıyla. Tamam mı? Ayaklara söyleriz, vematiyle altıyla yollar, dibinde dikilirler. Şimdi burada önemli olan şu. Ondan bu işler başlıyor. Boş işler başlıyor. Şimdi mantık açısından düzgün mantık. Bak mesela arkadaşın söyledi. Ben ilk yapışta bunu böyle düşünmemiştim. Başka şekilde çözmüştüm ama tamam, bu mantıklı. Tamam, yani bir şekilde biz kafamızı çalıştırmaya çalışıyoruz burada. PLC'ye nasıl oyunlar yapabiliriz? PLC'ye istediğini nasıl yaptırabilirim derdini. Bu ayar ne zaman susar? Ayarın susması doğru kodu girmenizde susar. Öyle değil mi? Evet. Doğru kodu girdiğiniz zaman resetleniyor mu? Evet. Resetleniyor. Tamam mı? Başka bir şekilde istiyorsanız bir tane de reset butonu koyabilirsiniz. Zamanla da olabilir. Zamanla da koyabilirsiniz. Ne olur bir tane daha zamanla koyacağım. İstiyorsanız zamanla resetletelim. Resetletelim mi? Resetletelim. Gelsin C2. T40 gibi, 39, 40 fark etmez. Kaç saniye çalışsın bu? 15 saniye çalışsın. T40 ne yapsın? Burayı resetlesin. Veya buraya ayrı bir reset butonu atabilirsiniz. Tamam. Bakın bakayım tahtaya. Veya çok zor bir soru değil. Tamam, yani çok zor bir soru değil bu. Sadece sakin kafayla düşünmeniz ve bütünü görmeniz gereken bir durum. Tamam, var mı sorusu olan? Tamam.